Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 250. آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ular Jalutga qarshi va uning qo'shini askarlariga qarshi ko'ringanlarida barazu ya'ni maydonga chiqqanlarida dedilarki, "Ey Robbimiz, bizlarga sabrni tushurgin, forig qilgin, tushurgin va qadamlarimizni sobit qilgin. Kofir qavmlarning ustiga bizlarga nusrat bergin." Süyüteyeti yaptılar. Fehazamuhum keseruhum. Ve lemme berazu li Jalute ve cunudihi ey zaharu li qitalihim ve tasaffu. Jalut ve onun koşuna karşı körüngenlerde yani zahir bugenlerde onlardan can kristi güçün ve safke türgenlerde. Halu Rabbena efrir asbib. Ey Rabbimiz bizlerine çürgün. Aleyna sabran ve sabit akdamana. Üstümüzde sabır çürgün ve kademlerimizi, ayaklarımızı sabit kıyın. Müstahkem kıyın. Bi takviyeti kulubina alel cihadi. Kalplerimizi cihatke kuvvetli kılıçlı bilen, güçlendirişli bilen. Vansurna alel kavmil kafirin ve kafir kavmlarının ziddiye bizlerge nusret verin. Bana cihat başlığını yaptı. Mu'minler ozchilik bo'lishiga qaramasdan, imkoniyatlari oz bo'lishiga qaramasdan, Allohga tavakkul qilgan holatda, Allohga ishongan, Allohga suyangan holatda maydonga chiqdilar. Jalut va uning qo'shini albatta ko'p edi. Tafsilotlarda har xil qavullar zikr qilingan. Ba'zi qavullarda 300 mingta deydi, ba'zilarda 70 mingta deyilgan. Ba'zilarda boshqa rivoyatlar aytilgan, lekin albatta hammasi isroiliy rivoyatlardir. Sahih rivoyatlarda kelmagan bu. Lekin zohiran ma'lumki, albatta düşman ko'p. Chunki Tolutning askarlaridan ko'pchilik qaytib ketdi, kutilmaganda. Jalut va uning askarlari adad e'tiboridan ham ko'p edi, imkoniyat e'tiboridan ham imkoniyatlari keng edi. Shular bilan jang qilishi uchun maydonga chiqdilar. Ikkala qo'shin, ikkala askar bir-biriga qarama-qarshi turdi. Mana maydonga chiqqandan keyin duo qilyaptilar. Mana bu duoni yodlashlik kerak. Rabbana afrig alayna sabra va sabbit aqdamana va ansurna ala alqawmil kafirin. Tarixda o'tgan mu'minlarning duosi. Tarixda o'tgan dinga xizmat qilgan, Alloh yo'lida jihad qilgan mujohidlarning duosidir bu. Va jang maydonida duo qabul bo'ladi. Ya'ni sahih hadislarda kelgan jang maydonida duo qilinsa duolar qabul bo'ladi. Shunday fazilatli. Va jang maydonlarida duo qilishlik Qur'an'da Qur'onda kelyapti. Tolut va uning askarlari, uning ichida Davud alayhissalom bor. Duo qilyaptilar. Ularning duosini Alloh taolo yaxshi ko'rdiki, zikr qilyapti ularning duosini. Alloh taolo qabul qildiki, zikr qilyapti. Va bizlarga dars bo'lsin, ibrat bo'lsin deb zikr qilyapti. Biz ham bundan dars olib, mana Allohgagina tavakkul qilishimiz kerak va tavakkulda o'zi yetmaydi, duo ham qilishimiz kerak. Yalinishimiz kerak. Yalvorishligimiz kerak. Duo qabul bo'ladigan vaqtlarda mustahkam holatda duo qilishlik kerak. Xususan mana jang maydonlarida duo qabul bo'ladi. Farishtalar nozil bo'ladi. Farishtalar siz bilan birgalikda jihad qiladi. Keyingi oyatlarda buni sarohatan ochiq zikr qilinganligini ko'rasiz. Endi duoda nima deyilyapti? Robbana, ey Robbimiz deyapti. Qarang, to'g'ridan to'g'ri duo qilinyapti. Shu yerda Tolut yoki mana Davud alayhissalom bu kishilar
Allohga duo qilar ekan to'g'ridan to'g'ri duo qilyaptimi? Ibrohim alayhissalomning haqqi hurmati demayaptimi? Ibrohim alayhissalomning obro'si, Ibrohim alayhissalomning yuzi degan gaplarni gapirmayapti. Demak, duoning eng afzali to'g'ridan to'g'ri Allohga duo qilishlik ekan. Mana Qur'onda kelgan duolarni ko'ring, hammasi to'g'ridan to'g'ri Allohga duo qilishlikdir. Payg'ambarlarning haqqi hurmati deyishlik bid'at, dinda bo'lmagan narsa. Qur'onda yo'q, Qur'onga zid bo'lgan narsa. Bizning zamondagi bilimdonlikni da'vo qilgan johil insonlar, bid'at amal, bid'at e'tiqodga botib qolgan insonlar qancha dalillar ko'rsatsangiz, baribir yana payg'ambarlarning haqqi hurmati, avliyolar falon ustun degan gaplarni gapirishadi. Hech qanday dalillar yo'q. Ba'zi hadislarni keltirishadi zaif hadislar. E'tiqodiy masala bu. Mana Qur'onga ergashaylik. Qur'onda turgan dalilga nima ergashmayapti ular? Qur'onda Robbana deyapti. Alloh taolosi shu duoni yaxshi ko'ryapti mana. To'g'ridan to'g'ri Allohga duo qilinsa, Alloh taolosi shuni yaxshi ko'radi va rozi bo'ladi, qabul qiladi. Qabul bo'lgan bu duolar. Nima so'ralyapti? Ey Robbimiz, bizga sabr bergin demayapti, diqqat qiling. Payg'ambarimiz alayhissalom sabr so'rashlikdan man qilganlar. Chunki sabr so'rash degani musibat so'rash degani. Shuning uchun asriyg deyapti. Ey Robbim, bizlarga sabrni forig qilgin. Asriyg afroq, ya'ni bo'shatmoq degani. Tushirgin degan ma'noda. Ikkinchisi, vasabbit aqdamana, qadamlarimizni sobit qilgin. Qadamlarimiz toymasin. Qadamlarimiz mustahkam bo'lsin deyapti. Istiqomatda bo'laylik. Bunday muborak muqaddas xizmatda, muborak yo'llarda oyoqlarimiz toyib ketmasin. Vansurna alal qomil kafirin, kofir qavmlarning ziddiga bizlarga nusrat bergin, yordam bergin deyaptilar. Duo mana 3 narsadan iborat bo'ldi. Bular har qanday holatda bizga kerak bo'lgan va eng buyuk ne'matlardir. Fahazamuhum bi iznillah. 251-chi oyat. Fahazamuhum bi iznillah. وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Hamon ular Talutning askarlari Allohning izni bilan Jalutni yengdilar va Davud Jalutni öldürdü. Va Alloh taolo Davudga mulkni va hikmatni berdi va o'zi xohlaydigan narsalardan unga o'rgatdi. Va agar Alloh taoloning insonlarni ba'zilarini ba'zilaridan ketkizishligi bo'lmaganda edi, yer fasod bo'lib ketardi, yer buzilib ketardi. Lekin Alloh butun olamlarga fazl sohibidir. Suyutayaptilar, fahazamuhum kasaruhum. Ularni yengdilar degani, ularni sindirdilar degani. Hazmun kasrun degani. Sindirmoq, yengmoq, hal qilmoq. Bi iznillahi bi irodatihi, Allohning izni bilan, ya'ni irodasi bilan. Va qatala Davudu va kana fi askari Talut va Davud alayhissalom Jaluta Jalutni o'ldirdi. Davud alayhissalom Talutning askarini ichida edi. Va atahu ay Davuda Allohu al-mulka. Alloh taolo unga, ya'ni Davudga mulkni berdi. Tiban Isroil Bani Isroilning ichida. Bani Isroil ichida deb xoslayapti. Ya'ni Davud alayhissalom Sulaymon alayhissalomga o'xshab butun dunyoga podshoh bo'lmadilar. Faqatgina Bani Isroil ichida podshoh bo'lganlar. Val hikmata va hikmatni berdi, an-nubuvata. Hikmatdan maqsad nubuvatdir. Ba'da mauti Shamuil va Talut, Shamuil va Talut o'lgandan keyin وَلَمْ يَشْتَنِي عَلَيْا حَدٍ قَبْلَهُ Davud Aleyhisselam'dan aldığı bir adlı peygamberge Ben İsrail işte bu ikilası cembuma geldi. Hem padişahlik hem peygamberlik. Bu ikilası cembuma geldi. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَعُ Ve Allah Teala uzun hali diyen nesnelerden Davud'u öğretti. كَسُنْعَةِ الدُّرُوعِ دِرْعُنْ Yani savut, temirden buyan libaslar. Şularını yeteşlik. Tayyarlashlikka o'xshagan bir mehnat. Davud alayhissalom mana shu temirdan
harbiy qurol-yaroqlar va harbiy liboslar yasardilar. Va mantiqit toir qushlarning tilini bilardilar. Va lavladahullohi nasa ba'dahum badal ba'd minan nas. Ba'dahum kalimasi annasu kalimasidan badal ba'dir. Agar Alloh taoloning insonlarni ba'zilarini ba'zilaridan ketkizishligi bo'lmaganda edi, lafasadatil ardu yer fasod bo'lib ketardi, buzilib ketardi, bi'g'olabatil mushrikin mushriklarning g'olib bo'lishligi bilan. Va qotilil muslimin musulmonlarning o'lishligi bilan. Va tahribil masajid va masjidlarning buzilishligi bilan yer yuzi fasod bo'lib ketardi. Walakinallohu bu fadlil alal alamin, lekin Alloh taolo butun olamlarga fazl sohibidir. Tadafa ba'dhum bi ba'dhin. Alloh taolo insonlarning ba'zidan ba'zilarini daf qildi, ketkizdi, uzoqlashtirdi. Jang boshlandi. Qanday bo'ldi jangni holati? Alloh taolo qarang duoni qabul qildi, o'zining qudratini, mo'jizasini ko'rsatdi. Sahazamuhum mu'minlar, mujohidlar kofirlarga shu zohoti g'olib bo'ldilar. Ularni yengdilar. Shu zohoti. Qaytdan chiqaryapmiz shu zohotini. Fa'dan chiqaryapmiz. Fahazamuhu qarang. Bir pasda ko'p o'tmasdan. Insoniyat tarixida doim shunday bo'lgan. Juda katta yutuqlar, juda katta zafarlar, g'alabalar qisqa bir muddat ichida hosil bo'lgan. Allohning izni bilan. Qarang, Allohning izni bilan bo'ldi bu. O'zi ko'rinib turibdi, ma'lum. Tolutning askarlarining ichida ko'pchilik qanchalik to'p qilgan, ko'pchilik imtihondan o'tgan odamlar ham maydonga kelganda bugun urushamaymiz deb qolardi. Lekin mana Allohning izni bilan g'olib bo'lishdi, yengishdi ularni. Va Davud alayhissalom Jolutni o'ldirdi. Davud alayhissalom bilan Jolutning o'rtasidagi jang, Davud alayhissalomning bu jangga qo'shilishliklari to'g'risida har xil qissalar va tafsilotlarda. Ya'ni ehtiyot bo'linglar deb zikr qilaman. Bir-biridan g'alati ajal bo'lgan qissalar. Aytiladi, Davud alayhissalom bo'yini hatto kichkina edi. O'zi ham zaif edi, yoshi ham kichkina edi. Ko'chalarda o'ynab yuruvdi. Ko'chada ketyapti tursalar, bir toshlardan oldan o'tdi, toshlar aytdiki, "Meni ol. Ana ko'p narsalarni ko'rasan" deb qiziqib opti ekan. Yana bir tosh aytdi, "Meni olgin" deb, uni ham opti ekanlar. Keyin o'ynab yurib qarasa, ikki saf turibdi jang qilmoqchi, lekin jang qilisholmayapti. Nimaga? Jolut bilasizlar, eskidan ikki tarafdan ikkita pahlavon chiqadi, jangni shular boshlab beradi. Jolut yuribdi, chiqsin ishlaringizdan mard bo'lsa deyapti, bir pahlavon bo'lsa, quvvatli odam, kuchli odam bo'lsa chiqsin deyapti. Tolut tarafidan hech kim chiqmayapti. Tolut aytyapti, chiqinglar deyapti, hech kim chiqmayapti. Keyin Davud alayhissalom kelib qopdi ekan, Davud arasından men çıkamam dedi. Şimdi Talut yine onge kalab durup hazırda şey yapsan mı senin yaşmalar? Calut'un hoşuna da yapsan mı? Dedi Calut'u şimdi bir katta dişerdi ki hayran kalasın. Bazı kısalarda sayesini uzun bir mil dişer. Bu da 2 kilometredi yani. Nihayet de uzun adam bugüne gelmiş. Bırgırıge doğru gineydi ya kısalar. Kim? Hiç kim çıkmadı, Talut yana sorabdi, Davud aleyhisselam yana etti, men çıkamadı. Hiç kim çıkmadı, kemale seni çıkındıktı. Davud aleyhisselam meydana çıktı, Calut onu men sorabdi. Davud aleyhisselam aleyhi köçede ağa taştı, atkenekken. Balahman açıkken üstüye geldiler. Balahman da atıttı, Calut'tu, kellesi çeşilip getirdi. Yana bazı kısalığa kadar geldiler, taş kürüp, yağdan teşip çıkıp getirdi de, yana adamlar teyi yaptıyken. Yana bazı kısalarga qaraganda o'sha bir otgan toshidan 30 ming odamni qirib tashlabdi. Qarang, ish yana bo'lmaydigan qissalar bo'lar. Lekin shu qissalarni nimaga aytishadi? Bu qissalar shuning uchun aytiladiki, jihod qilmaslik uchun. Jihodni tark qilishlik uchun aytiladi. Hayron bo'lasizlar, bu qissani jihodni tark qilishlikka nima aloqasi bor desangiz, shu qissalarni gapirib ishontirilgandan keyin mullalar nima deydi? Aytadı ki, qarang, o'tgan odamlar qanday bir ajoyib insonlar bo'lgan. Alloh bergan kishilar bo'lgan ular. Biz hozir jang maydoniga chiqsak, bir tosh otib 30 mingta odamni o'ldirishni qo'y. 3ta odamni o'ldira olamizmi? 3tani qo'y, bittadan urishamizmi? Yo'q, urishamaymiz bitta bilan.
Demek kendi biz cihat kılamız yani. Ular cihat kıyanıdı çünkü ularda acayip bir kuvvetleri vardı. Mesela Ali doğrusu en şimdi gelipler var. Ali'nin kılıçı varken kılıya sasa dır zıra bularken. Yani hesap koyarken de. Kılıdan çıkartır hükmünü kütarsa kılı zıra bularken. Yani 20 metreden uzun diyelim. Şimdi Ali'nin kılıçını kafirlerine şimdi bir sildiğin vakti de net yüzde kafirde kellesini kesip giderken. Hem de kafirler boynunu uzatıp kellesini çözüp durarken de kılıçı tutturacakken. Demek ki. Musa Khan'ı yakalıp bir sırda yaptı da ne işte kafirleri kellesi zülüp gitti yaptı. He? Saf duyat mı ki kafirler? Şimdi yakalıp on tarafı bir sırdaysa ne işte yüzde adam gitti. Çap tarafı bir sırdaysa ne işte yüzde adam gitti. Yani halıp buldu da. Bütün sigen de sırda yaparsa kafirler uzun kaçıp gitti orada. Hatta da bizde onu kırışan yok. Bu sayem kütürer miyimiz hem? Onu sırdaştayan bilmiyimiz. Rabbi sırda yanımızda hem ne mege dur? Birden öyle ki adam ölmeydi. Demek ki biz cihat kılar mıyız? Cihatlı ular kıyanıdı. Bana şimdi bu meydigen, akıllıya doğru ki meydigen, yalgan meselelerde tokuşup Allah'ın hükümlerini, Allah'ın ibadetini terk kılışardı. Daim tündük. Yalgan meseleler şunun için tokuladı. Hakkı yok açtı için. Yine bazı kısalarda ayetinde dedi ki, Calut'tan hemme korkuttu ikenmiş. Kim Talut etti, Calut'tan kim uçardı ise, hiç kim çıkmadı. Ki Talut açtı, kimi ki Calut'la vurursa ve öldürse kızını veremendir. Mülkü mü, paşalığı mı, yarını veremendir. Sakin Davud Aleyhisselam çıktı ikenmiş. Hayat kısalandı. Bunlar hepsi tuhmet bu kısalar. Tuhmet, iftira. Bu insanlar bazı rivayetlere göre 70 bin insanlar içinden tenlep alınan insanlar. Şünçeli imtihanlardan ötüp cay meydanına gelişti. Fakat yine Allah'a tevekkül kıyan halette. Bu vakitte bir padişahın kızı mülkü insan aklına sığadı mı? Dünya için kıymetli, dünya için bunun halette türmeydi insan. Davud Aleyhisselam diye peygamber kendi kıymetli dünya için kıladı mı işte? Yani tuhmet, iftira da buhtan kılıçadır. Şunun için bu kısaların rakkınına dişenmezlik gerek olur ya. Ama min yapsuslar olsun ki katta katta tafsirlerde zikir kılınken ve köptülük müllerler ağzını toldurup bu kısaları yapıyormuş. Katta tafsirlerdeki yani. Falan mufasir etkendir. Lakin ayetini zahirisini gösterdi ki ceng bir deneye başlandı, bir deneye galebe geldi. Fehazemuhundaki fersini gösterdi. Ve Calut'u Davud Aleyhisselam öldürdüler. Kendi öldürgenliği zikir kılınma yaptı, lakin öldürdü. Davud Aleyhisselam Calut'u öldürgenden malum buyurdu ki bana peygamberler adam öldürgen eken. Davud Aleyhisselam en büyük peygamberlerden hesaplanadı. Karayın cenge bari yaptılar, cihat kılı yaptılar ve Calut'u öldürü yaptılar. Adam öldürü yaptı. Sofiler etedi ki peygamberler adam öldürmeyi dediğiniz. Yani ki hazır ki vakitte Davud Aleyhisselam'a muhabbetiniz hatıgen Yahud Nesra'yla etedi ki peygamberler cenk kılışı mümkünmez. Muhammed'den cenk kılışı mümkünmez. Peygamberler adam öldürüşü mümkünmez. Muhammed'den eğer peygamber ise adam öldürüşü mümkünmez. Lekin Davud Aleyhisselam Calut'u öldürü yaptılar ki Kur'an'da geli yaptı ki bana bizim zamanımızda cihat din kartıyla yaptırganlar yaşlar gözünü açıp karasın. Karın şu ayetler hepsi cihattan bahs kılıyaptı. Allah Teala bizi cihatke tergib veriyaptı. Cihatke kızıktı diyaptı. Uzu vaada veriyaptı. İnsaniyet tarihinde bana peygamberleri köptülüge cihat digen, uzları can kılışken, ilmi itibarda hem, cismani itibarda hem, nihayette mükemmel insanlar buluşken. Ve ayetehullahul mülke vel hikmete. Ve Allah Teala Davud Aleyhisselam'a mülkünü ve hikmetini verdi diyaptı. Kerim. Allah Teala şu mülk ve hikmetini bergenliğini kaçan zikir kılıyaptı? Davud Calut'u öldürgenden ki. Hani cihattan kim buluyaptı bunarsa? Allah'a itaat kılıçlik, Allah'a ibadet kılıçlik, Allah'a buyusunuşlikten kim buluyaptı? Allah Teala mülkünü hikmetten aldığı zikir kıldı. Hikmet peygamberlik dedik. Şimdi bir de mülk hikmetten aldığı zikir kılınıp Allah Teala mülkünün ehemmiyetini kürseti yaptı. Demek ki İslam dini de İslami hükümet, İslami siyaset nihayette mühimdir.
Şu nihayetle muhim bölgenliği için Allah sana mülkünü hikmetten aldın zikir kılıyordu. Bu degeni hükümet peygamberlikten evzel degenimez. Peygamberlik elbette hemen eseden evzeldi. Hiç neyse peygamberlikte tinkiniydi. Ama yani mülkünü Allah sana bir de hikmetten aldın zikir kılıp mülkünün ehemmiyetini bildiriyordu. Hadislerden delil kildisik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü de Arşın soyasida turadigan 7 toifani zikr qiladilar. Arşın soyasida turadigan 7 toifa. Shulardan birinchisi kim? Al-Imamul Adil. Adolatli imom. Ya'ni adolatli podshoh. Adolat bilan hukumat qilgan podshoh qiyomat kunida Arşın soyasida turadigan 7 toifaning birinchisi bo'ladi. Adolat bilan hukm qiladi degani nima degani? Qur'on va hadisga ko'ra hukumat qiladi degani. Qur'on-i hadisdan boshqa qonunlarga ko'ra boshqarilgan va boshqarilib turgan hukumatlar hammasi zulm va jaholat hukumatlaridir. Kim bo'lsa bo'lsin, qayerda bo'lsa bo'lsin, qachon bo'lsa bo'lsin, Qur'on-i hadisdan boshqarilmasa u hukumatlar hammasi jaholat va zulm hukumatlaridir. Islomda hukumat siyosat nihoyatda muhimdir. Islom dinini hukumatdan siyosatdan ajratishlik mumkin emas. Kufr Islomdagi eng muhim masalani inkor qilib turgan bo'ladi. Dinda siyosat yo'q, dinda hukumat yo'q degani kufrdir. Kimiki shu gapni gapirsa, ichansa kofir bo'ladi. Muhammad alayhisalom hukumat boshqardilar, siyosatni boshqardilar. Mana Davud alayhisalom boshqaryapti. Alloh do'stlari bo'lgan mana Tolib boshqaryapti. Sulaymon alayhisalom boshqardi. Va allamahu mimma yasha'u. Va Alloh taolo o'zi xohlaydigan narsalardan Davud'ga o'rgatdi. Davud alayhisalomga boshqa ilmlarni ham o'rgatdi. Mufassirlar mana temirchilik hunarini zikr qiladilar. Davud alayhisalom haqiqatdan ham keyingi avlodlarda ham keladi, nihoyatda ustidilar temirchilik ishlariga. Shuning uchun avomlar aytadiki, Davud alayhisalom temirchilarni piri deyishadi. Temirchilar Davud alayhisalomga atab chalpay qilish kerak ekan. Ya Davud alayhisalomga atab qora tovuq so'yishlik kerak ekan. Temirchilar. Shunda ishlar rivojlanib ketar ekan. Duradgorlar Nuh alayhisalomga atab, chunki u kishi duradgorlarni piri ekan. Shunday qilib payg'ambarlarni taqsim qilib olishgan ishchilar ham. Bular botil e'tiqodlar. Davud alayhisalom usta bo'lganlar, to'g'ri temirchilik qilganlar. Hadislarda payg'ambarimiz alayhisalom Davud alayhisalomni temirchiligini nima uchun zikr qiladilar? Qo'l mehnati bilan yashaganliklarini izhor qiladi. Davud alayhisalom qo'l mehnati yeyishlik uchun, mahluqqa muhtoj bo'lmaslik uchun temirchilik qilardilar. Butun payg'ambarlar qo'l mehnati bilan kun kechirganlar. Payg'ambarlar sadaqaxo'r bo'lmagan. Payg'ambarimiz alayhisalom ya'ni sadaqa harom dedilar, sadaqa yemasdilar. Hatto zurriyotlarni ham man qildilar, sadaqa yemanglar deb. Demak, endi payg'ambarlarga ergashamiz degan, payg'ambarlarga tobelikni da'vo qilgan insonlar ham sadaqadan ehtiyot bo'lishlik kerak. Agar sadaqaga haqli bo'lsangiz, majbur bo'lsangiz, nogiron bo'lsangiz, chalajon bo'lsangiz, muhtoj bo'lsangiz, og'ir holatda bo'lsangiz boshqa masala. Lekin o'zingizni ehtiyot qiling. Davud alayhisalomga Alloh taolo ko'p ilmlarni o'rgatdi. Davud alayhisalomning ovozi ham nihoyatda go'zal edi. Allohning kalomini tilovat qilganda nihoyatda go'zal holatda tilovat qilardi. Hatto tabiat mahliyo bo'lib qolar edi. Insonlarni qo'ying, aqlsiz narsalar ham hayron qolardi. Va Davud alayhisalom qushlarning, hayvonlarning ham tilini bilar edi. Alloh o'rgatgan edi u kishiga. Davud alayhisalom shu darajada bir fazilatli payg'ambarki, payg'ambarimiz alayhisalom tahajjud masalasida Davud alayhisalomning tahajjudini maqtaganlar. Tahajjudlarning eng afzali Davud alayhisalomning tahajjudidir. Roza masalasida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Davud alayhisalomning rozasini maqtaganlar. Eng afzal roza Davud alayhisalomning rozasidir. Va yana ko'p narsalarni o'rgatdi Alloh taolo. Payg'ambarlar haqiqatan ham mukammal insonlardir. Mana jihoddan keyin mana bu ne'matlar hammasi kelyapti. Haqiqatan ham shunday. Yuqorida bu masalalar o'tdi. Agar walaula dafa'allohu an-nasa ba'dahum bi ba'din. Agar Alloh taoloning insonlarni ba'zilarini ba'zilardan ketkizishligi bo'lmaganda edi, lafasadatil ardu, yer yuzi fasod bo'lib ketgan bo'lardi, buzilib ketgan bo'lardi. Bu nima degani?
Bunun iki de manası var. Birinci manası, Talut ve Davud aleyhisselam'a okşayan, yaxshi insonlarni sababi bilan, Jolutga o'xshagan yomon insonlarni Alloh taolo ketkizmagan dedi, yer yuzi buzilib ketar edi. Kofirlar, mushriklar haddidan oshib ketar edi. Shuning uchun yer yuzidagi fasodlar, fitna, zulm, xiyonat, shirk, kufr, rasvolik, harom ishlarni bitirishlik uchun kimlardir Talut va Davud alayhisalomga o'xshab bu yo'lda fidokorlik qilishlik kerak. Bu yo'lga chiqishlik kerak. İstiqomat qilishlik kerak. Va shuni bilingki, shunda Alloh taolo sizni butun yer yuzini isloh qilishlikka sabab chiqiladi. Yer yuzini isloh qilyapti turganlar haqiqiy mu'minlardir. Qur'on hadisiga itoat qilyapti turganlar. Yahud nasroniylar kofirlar tuhmat qilyapti turgandek, mu'minlar yer yuzida fasod qilmayapti. Baqara surasining boshida aytdik uni. Munofiqlar innama nahnu muslihun. Bizmiz xolos tuzatuvchilar, isloh qiluvchilar deyishgan edi. Alloh aytdiki, ala innahum humul musidun. O'zlari mufsidlar ular. Haqiqiy isloh qiluvchilar yer yuzini obod qilishlikka harakat qilyapti turganlar mu'minlardir, islom ahlidir. Islomga amal qilyapti turgan, islomiy da'vat qilyapti turgan, jihod qilyapti turgan, islom hukmlarini tatbiq qilishlikka harakat qilyapti turgan insonlar o'shalardir isloh qiluvchilar. Yer yuzini fasod qilyapti turganlar esa islomga qarshi bo'lyapti turganlardir. Qarang, bitta mamlakatda gapirmayapmiz, bir shaharda gapirmayapmiz. Butun yer yuzini aytyapmiz. Butun yer yuzini fasod qilyapti turganlar, zulmga, xiyonatga, rasvolikka to'ldirayapti turganlar, da'vatga qarshi bo'lyapti turganlardir. Jihodga qarshi bo'lyapti turganlardir. Biz e'tiqodimiz mana Qur'onga ko'ra bo'lishlik kerak. Alloh taolo ba'zi insonlar bilan ba'zi insonlarni ketkizadi. Shu fasodni ketkizishlik uchun yer yuzi fasod bo'lib ketardi-yu, lekin Alloh taolo butun olamlarga fazilat sohibidir. Buni nima uchun aytyapti? Aslida insonlar bu katta ne'matga loyiq emas. Alloh taolo yer yuzini isloh qilib fasodni ketkizishligi bu katta ne'mat. Masalan, fasod nima? Shu zino, aroqxo'rlik, o'g'irlik, zulm, xiyonat, odam o'ldirishlik, mana bunday butun fasodlarni ko'payishligi va yaxshi insonlarni xorlanishligi va yaxshilikka sabab bo'ladigan yerlarni xorlanishligi, masjidlar, madrasalarni yo'qotilishligi, xorlanishligi, buzilishligi, xarobalarga aylantirilishligi yoki muzeylarga aylantirib qo'yilishligi, zino yerlarini, diskotekalarning, aroq yerlarini, mayxonalarni, qumorxonalarni ko'payishligi. Mana bu narsalarni ketkizishlik albatta Allohning katta ne'matidir. Mana ko'ryapsizlar. Butun musulmonlar orzu qilyapti, lekin hozir fasodlarni ketkizishmayapti. Fasodlarni ketkizishlik uchun Allohga itoat qilishlik kerak. Allohga taslim bo'lishligimiz kerak. Alloh nima desa shunga itoat qilishligimiz kerak. Shunda Alloh taolo bizga fazl qiladi. Biz aslida bu fasodlardan qutulishlikka loyiq emasmiz. Biz bu ne'matlarga loyiq emasmiz. Alloh shuni ishora qilyapti mana. Lekin Alloh taolo fazl egasidir. Fazl degani ziyoda degani. Oshiqcha beruvchi zotdir deyapti. Sizlar bu ne'matga loyiq emassizlar. Fasodni sizlar qilyapsizlar zotan. Alloh taolo yer yuzini yaratganda, butun koinotni yaratganda mukammal, go'zal qilib, solih qilib yaratdi. Zarra qadar fasod yo'q edi. Insonlar qilyapti fasodni. Alloh taolo aytsa bo'ladi, o'zlaringiz qildilaringiz, o'zlaringiz yo'qotinglar desa bo'ladi. Lekin yana fazl qilyapti Alloh taolo. Yana qo'shimcha ne'mat beryapti, yana yordam beryapti. Biz loyiq bo'lmasak ham bu ne'matlarga mustahiq bo'lmasak ham bu ne'matlarni nasib qilyapti Alloh taolo. Va qarang, yer yuzidagi fasodning yo'qolishligi olamlarga aloqasi bo'lgan narsa ekan. Shuning uchun valakinnalloha bu fazlin alal alamin. Lekin Alloh taolo butun olamlarga fazl egasidir deyapti. Qarang, butun olamlarga tegishli. Haqiqatan ham shunday. Mana qiyomat bo'lsa, ertaga qiyomat bo'lishi aniq. Nima bo'ladi? Qiyomat boshlanganda faqatgina bu yer kurrasi yo'qolmaydi-ku. Mana shu biz yashab turgan dunyo yo'qolib boshqasi qolmaydi-ku. Hozirgi ba'zi bir johil professorlar gumon qilganidek galaktikalar bor. Bu galaktika yo'qolib ketsa, nariga galaktika qolaveradi. Shuning uchun Amerika va kofirlar osmondan boshqa bir dunyo, boshqa bir hayot oqtarishga harakat qilishyapti ekan.
Çünkü kıyamet buluşluğunu onlar ilmi taraftan ispat ettiyken, özlerce başka cevap tapmaktı dişaralar. Lakin, kayıttan cevap tapsa tapsın. Tapşan neydi birinciden? Tapken taktirdeyen, eğer yeryüzü fesat bulsa fakat yine bu dünya ketmeydi, bütün alemler ketedi. Hemez ketedi. Şu kıyaş bilen ay oralı bir yere geçerdi. Yıldızlar tökülerdi. Hemez ketedi. Dünyanın hayatı biterdi. Ahiret hayatı başlanırdı. İslam akidesi bu. Siz cahil yalvancı profesörlerine şanıp batıl ahmakana akidelerine varmayın. Dünyada kıyamet kayın bularken o başka gelleştikelerde yani hayat devam ederken değil mi? Küfür ezgadılar bunlar. Yeryüzünün fesadını bana bütün alemlerine zararını işaret kılıp Allah-u Teala alel alemin diye. Alemlerine diye. İnsanlarda fesadı bütün kainatının fesadına tesir kıladı. Ötken derslerde hem ettim. İnsanlarda hazır namaz okumasılığı, dinden uzağa vuruşluğu, ilimden uzağa vuruşluğu, zina kılışlığı, oğurluk kılışlığı, yalgan gepirişliği, hıyanat kılışlığı, hayvanların da büzülüşüge tesir kılıyordu. Hayvanların büzülü yaptı. Haşaratlar da büzülüşüge tesir kılıyordu. Haşaratların büzülüp gidiyordu, haddini aşıp gidiyordu. Kuşların haddini aşıp gidiyordu. Yani bunu siz yaşkettelerden sonra siz hayati tecrübelerde görüyor. İlmi taraftan teşirip görün. Mesela bazı yaşkettiler dedi ki bizi yaşlıgımızda dedi maşke kurt düşmesi de dedi. Maşke. Azı kurt temirge hem kirişkere kapılıyor. Kurtu düşme genesesi yok. Yegilik mahsulatlarını hemen kurt düşüyor. Başka haşaratlar hemşindeyik. Kuşlar, daim bana fiqh kitablarda okudularız. Karga ne dedik? Karga iki kıl buladı. Birisi ölü giydi, necasat giydi, birisi yemeydi. Ve yemeydi yanını görmedim. Aldım, bazı kargalar ölü giymez eken, necas giymez eken. Hazır ki kargalar ruh bırak eken sen iyi yaptı. Bütün kainatka tahsil kıl yaptırken de ki, bana şu dünya asmanıda, atmosfere kabuğu var. Atmosfera kabuğunun en ahırı var. Çekeresi. Uşa malum bir masafaya bargenekin atmosfera bitedi. Yağı boşluk boşlanadı. Şu yerde Allah-u Teala közge körünmegen perde kopkuygen. Hazır mene şu kabuk teşidigen. Şu kabuk kette buliyeti bargen sana. Bütün dünya mesela şu astronomi ilimini biledigen profesörler dehşet geçiyor. Bu bütün dünyanın halaketi digeni. Çünkü aleyhi kabuk cüda köp meselelerden himaye tutuyor diğer yüzünü. En kettesi eğer bu kabuk bu mesela kıyaşlı nurları doğrudan doğru ise zehirledi insanlardı. Bütün mevcudatları zehirledi. Helak kıladan mesela. Yani insanlarda büzülgenliği asmandaki kabukta teşhirlisiye sebepçi buldu. Ve bu kette buluyor diyor. Bunu hiç kendi tüzelçtiği yolu yok. Tüzelçemiyordu. Rami şey etti, öyle şey etti ki onu tütünlerine bağlı şey etti. Maşineler köpeyip gitti, seyyarlar köpeyip gitti. Tütünler her kılı zararlı gazlar köpeyip gitti. Şunun için bu kabukka zarar kıldı, teşildi, yaptı. Yok. Elbette bu sırada hem tahsili var o. Lekin kimi ki oşa teşikti, yeme mahsup olsa, bir kit mahsup olsa dinge kaçsın. Amerika, Rus, Avrupa hemisi eğer bütün insaniyetini şu halaketten necat tapışını alasa İslam'a kayıtsın şunlar. Yaşı buladı. Allah'ın kudretini, mucizesini görseldi ki o şeyini mükemmel bu koyanlığını görseldi. Azı kolları neyse de kime yaptı. Şunu tohtatmak istedik ki Morgans harekette böyle yaptı o. Yani dünyanın halaketi olsa her taraftan bir görünüp durur. Her taraftan görünüyor. Lekin bunlar ayetlenme yaptı falas. Demek yaşı insanlarının sebebinden yaman insanlarda ketkizedi Allah-u Teala. Bu Allah-u Teala'nın yüce kette nimetidir, fazlidir. Ve şimdi kılıp yeryüzü ıslah buldurad. Şunun için cihat nihayet kette nimettir. Allah'ın rahmetidir cihat. İkinci tefsiri, ikinci manası var. Bu yaşı yaman değil ümmette. İnsanlar, mutlaka insanlar ve bazılarıyla Allah-u Teala bazı insanlarda ketkizedi. Bunda tefsir kısız. Mesela kafirlerde ortasındaki cenglerden kırk git olardı. Bazen kafirlerde ortasında ceng olardı. Mesela Nasranilerle müşriklerde ortasındaki ceng. Ya ki bana
nemislardan ruslarda o'rtasida bo'lgan jang. Shu janglarda ham hikmati bor. Kofirlarda o'rtasida bo'layapti degan jangni sababidan ham ko'p fasodlar to'xtaydi. Ko'p fasodlar to'xtaydi. Masalan, eng katta fasod shular agar bo'sh qolsa dinga zarar berar edi, o'zlarini o'zlari mashhur bo'lgan. Siz o'ylamangki, buni kofirlar bilmaydi deb. Yo'q. Bu jang bo'lishligi dunyoni fasodini ketkizishligi, dunyoni isloh bo'lishligiga sabab bo'lishligini Amerika ham yaxshi biladi, Rus ham yaxshi biladi. Shuning uchun ruslar Afg'onistongacha bordi, Kubagacha bordi, Koreyagacha bordi, dunyoni har tarafiga bordi. Butun dunyoni bosib olishlikka harakat qildi. Mana Amerika hozir hamma tarafga boryapti. Shu jangni fazilatini bilishadiki, shunchalik katta pullarni sarflashyapti. Ammo islomiy jihodga kelganda hammasi qarshi. 252. oyat. Tilka ayatullohi natluha alayka bil haqq va innaka laminal mursalin. O'sha Allohning oyatlaridir. Ularni senga haq bilan tilovat qilib beramiz. Va albatta sen albatta jo'natilgan payg'ambarlardansan. Suyutayotlar tilka hazil ayat, o'sha yana mana shu oyatlar ayatullohi Allohning oyatlaridir. Natluha laqussuha. Senga tilovat qilamiz, yana qissa qilib beramiz. Alayka ya Muhammad, ey Muhammad, senga bil haqqi haq bilan, bis sidqi sidq bilan. Ya'ni to'g'ridir bular, haqdir. Va innaka laminal mursalin, albatta sen albatta jo'natilgan payg'ambarlardansan. At-ta'kidu bi inna. Bittagi innakadagi inna bilan ta'kid bo'lyapti va g'oyriha innadan boshqa ta'kidlar bor. Laminal mursalinagi la bor. Bular raddan li qawlil kuffari lahu lasta mursalan. Kofirlar payg'ambarimizga sen Alloh tarafidan jo'natilgan payg'ambar emassan deyishardi. Ularning shu so'zlarini rad degan holatda. Ularning bu kufrini, bu tuhmatini rad degan holatda Alloh taolo aytayapti buni. Alloh taolo bu oyat bilan yuqoridagi qissani mana bitirdi. Bu qissa bitdi mana. Qissani bitirarkan nima deyapti bizga? Mana shular Allohning oyatlaridir. Ya'ni Allohning oyatlari bular, Allohning mo'jizalari. Bu ilm o'zi mo'jiza. Va bu voqeada bo'lib turgan hodisalar hammasi mo'jiza. Allohning oyatlari. Ya'ni biz bu oyatlarga e'tiborsizlik qilmaylik. Hamma aytadiki, Qur'on oyatlari juda qadr qiymatli deydi, ammo amal qilmasangiz uni qadrsiz qilgan bo'lasiz. Amal qilmasangiz uni xorlagan bo'lasiz. Amal qiling. Faqatgina o'qib, faqatgina eshitib qolmang. Bular Allohning oyatlaridir. Qanday qilib uni xorlaysiz? Natluha alayka bil haqqi, senga haq bilan tilovat qilib beryapmiz. Bu haqqu bu, to'g'ri-ku. Nimaga shubha qilyapsan? Nimaga ishonmayapsan? Siz aytasizki, ishonyapman, nimaga ishonmayapman? Alloh saqlasin deysiz. Ha, ishonsang nimaga amal qilmayapsan? Inkor qilmasang nimaga amal qilmayapsan? Ishongan odam nahotki amalni tark qilsa. Aqidada keldi-ku, Umar ibn Abdulaziz nima dedi? Ey insonlar, sizlar yo tasdiq qiluvchi ahmoqsizlar, yoki inkor qiluvchi halok bo'luvchisizlar dedi. Ya'ni tasdiq qilsa, amal qilmasa inson ahmoq bo'ladi. Inkor qilsa kofir bo'ladi, halok bo'ladi. Alloh taolo ta'kidlayapti. Ular Alloh tarafidandir. Va kofirlarni ham rad qilyaptiki, bular Muhammadning to'qigan narsalari emas, Muhammad alayhisalomning o'zidan chiqargan narsalari emas, bular Allohning oyatlaridir. Muhammad alayhisalom qayerdan biladi bu tarixda bo'lgan voqealarni? Ilm o'qimagan bo'lsa, dars o'qimagan bo'lsa. Mana Alloh taolo ta'kidlayapti va innaka, albatta sen, qarang, inna bilan ta'kidlayaptimi? Laminal mursalindagi la bilan yana ta'kid bo'lyapti. Albatta jo'natilgan payg'ambarlardansan. Sen haq payg'ambarsan, seni biz jo'natdik. Bizi tarafimizdan jo'natilding deyapti Alloh taolo. Hech kim seni rad qilmasin, inkor qilmasin. Seni inkor qilgan kofir bo'ladi. Payg'ambarimizni payg'ambarligini inkor qilgan, taraddud qilgan, Allohni inkor qilgan bo'ladi. Makka mushriklari o'zlaricha Allohga muhabbatni da'vo qilishar edi, lekin ular kazzobdir, yolg'onchidir, kofirdir ular. Agar ular Allohga ishansa, Allohni mana bu so'zlarini qabul qilsin. Alloh aytayapti, albatta sen jo'natilgan payg'ambarlardansan, deyapti-ku. Alloh subhanahu va taolo butun ummatga mana bu oyatlarning qadr qiymatini bilib,
amal qilib hayotiga tatbiq qilishlik saodatini nasib qilsin. Qadr qiymatini bilib, amal qilib hayotiga tatbiq qilishlik saodatini nasib qilsin. Qadr qiymatini bilib, amal qilib hayotiga tatbiq qilishlik saodatini nasib qilsin.